Turuncu takım, buyurunuz efendim. Yüzler gülüyor mu? Tamam, yüzler gülüyor mu? Evet, çok günün güzel. Günün mağdurları. Buyurun, köftenizi bize anlatın. Evet efendim. Pis kebabını anlatayım şefim. Kuşbaşı etimi zırhtan çektim, bir güzel zırhladım. Zırhtan çektim. Zırhladım işte, çok bir güzel. Sonra kapya biber, sarımsak, köz biber, biraz toz biber koydum. Tuz, karabiberle lezzetlendirdim. Üstüne de salçalı bir sos yaptım. 32 dakikada 220 derecede pişirdim. Şef, normalde her şeyi güzel yapıyorduk. Şimdi bugün iki kişi kaldık ilk defa. Bir aksilik çıktı. İlk defa kişi çalıştık, birazcık hani yetiştiremedik. Yetiştiremedik. Zor oldu. O yüzden böyle oldu. Normalde böyle tabaklar asla çıkartmayız. Humusu kim yaptı? Ben yaptım. Ben yaptım. Nasıl yaptın? Nohut, 2 bardak bir nohut koydum. Düdüklüde haşladım. Daha sonrasında zeytinyağı, 3 yemek kaşığı tahin, sarımsak, kimyon, tuz, birazcık nohut suyunu ekledim. Çok az da zeytinyağı ilave ettim. Bu şekilde çektirdim. Nohutun kabuklarını ayıkladın mı? Ayıklamadım. Belli. Hı-hı. Zaten ayıklamadım, evet. Yani dünyada bence yemek terminolojisinde bu, şöyle yapalım. Bu humus Türk humusu olarak geçmektedir. Ve Araplar der ki yani siz diyor humus yaptığınızı zannediyorsunuz. Nohut ezmesi gibi bir şey. Aynen. Yani oradaki en önemli şey kabukların alınması. Tabii ki, kesinlikle. Ya, normalde de bu şekilde yapıyorum ama bugün dediğim gibi zaman zaten doğru kullanamadığım için çok hızlı bir şekilde atıp çektirmek zorunda kaldım. Tabak çıkarmamaktansa yapmayı tercih ettim bu şekilde. Peki. Çok pardon. Biz pardon. Arda Şef'le gezerken sizin tezgahınızı gördüğüm zaman ben dedim ki yani biz bu yarışmacıları, bu yarışmayı nasıl seçtik? Asılmazsanız, istemezseniz, göstermezseniz olmayacak. Evet. Buyurun çocuklar. Sağ olun. Evet, kırmızı takım. Son olarak sizi de... Murat. Bak, iki kişilik ekipten kaç tabak? Bek. Lezzet şöleni. Şimdi tepsi kebabıyla başlayalım. Başlayalım şef. Tepsi kebabının genel özelliklerinden bir tanesi, diğer tabaklarda nadir gördüğümüz, doğru bir kıyma uygulaması yaparken pişerken biraz çeker ve kenarlardan bir boşluk kalır. Evet. Sen diğerlerinden farklı bir kıyma uygulaması yaptın. Evet şefim. Buyurun. Kuzuya ben çok az bir dana karıştırdım şefim. Neden? Çünkü o eti... O kuzu çok yağlı olduğu için çekmez şefim. Dana koyunca çekiyor. Onun için dana koydum. İkisini zırhladım, karıştırdım. Altına sosunu koydum. Üstüne de sosunu koydum. Altına tereyağıyla şöyle sıvadım. Sonra da pişirdim. Altına sos koydun mu? Evet, koydum şefim. Tereyağıyla da. Çünkü yoksa altı da yanar şefim. Bakın altı onun... Sosu mu yanmasını engelliyor? Tereyağı koyuyorum ya şefim. Hayır, ben sosu koyun soruyorum sana. Biraz da sos koydum ki o sos Muhammed tam alsın işte bugün. Yani yanmasını engelleyen şey sos değil. Hayır, yani. Tereyağı şefim. Evet. Ha, peki. Evet şef. Bu da yanında? Salatamız şefim. Tablacı mı? Tablacı değil şefim. Aslında yalancı çoban, salatalık. Yalancı almayı çoban ilk defa diyorum bunu. Almayı unuttum. Ben size bu salatanın adını söyleyeyim mi abi? Öyle. Her yol Berat salatası. Her yemeğin yanında bu var. Ama her yemeğin yanında... Kaç kere yaptın bu salatayı? Ama şefim her yemeğin yanında da güzel... Kaç kere yaptın bu salatayı? İki, üç kez yaptım. Kaç kere yaptın? 3-4 kez. Kaç kere yaptın? 4-5 kez. Öyle yürüyor. Ama hepsinin yanında güzel. Şefim yumurtanın yanında yine olur o. Çevir bunu... kazı yanmasın Berat. Çevir kazı yanmasın. Evet şefim. Bu nedir? O etsiz yalancı... Közlenmiş patlıcan. Yoğurt. Şefim közlenmiş sarımsak koyduk. Bu mu közlenmiş sarımsak? Şefim şimdi sizde bir şey var. 1000 kişiye yemek çıkartalım, o bir kişi size de bir şey yani çıkıyor. Güzel güzel. Sarımsaklar çıtır çıtır. Şefim... Lezzeti arttırıyor yani. Al. İkinci lokma. Al. İkinci lokma. Evet. Oh. Peki. Neyse. Tolga sen ne yaptın bugün? Tolga tatil. Yok şefim. Kebap çıkınca yaşasın humus, deyip Berat'a verdim. Humusun közlenmiş sarımsak. O sendeydi, çiğdi. Onu biliyoruz. Acı, yağ, çıtır... Nohut.
O biraz... Ben şey sarımsakta biraz şey oldum da şef. Üstüne de nohutlardan cips mi yaptınız? Evet, nohutlardan cips yaptınız? Yaptık. Acıya yaptık. Haşlanmış nohutu kızarttık şefim. Bir acıya yaptık üzerine sonra. Bir de ekmek yapmışlar. Künefeyi anladım. Evet. Künefeyi yaptık. Şefim sağ olsun. Mümkün olduğunca hani kısa bir süre ama baskıda beklettik. Üzerine ağırlık koyduk. Hı hı. Yaklaşık bir 30 dakika pişirdik. Evet. Alt üst yaptık kontrollü şekilde. Arasında peyniri. Çok güzel kıvamlı şerbet yaptık. Ağda gibiydi. Peki, ben tamam. Buyurunuz efendim. Afiyet teşekkür ederiz. Olsun. Arkadaşlar, gene ne geldi? Hakikatin zamanı. Duymadım ne geldi? Hakikatin zamanı. Biraz zorlandık iki takım arasında. Ama bugünün galibini belirlemek için sizden kısa bir süre istiyoruz. Az sonra bugün en beğendiğimiz tabakları hangi takım hazırladı sizlere bildireceğiz. Teşekkürler. Biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.